Şeyi soruyorlar. Bedir öncesi Rumlarla Perslerin savaşı. Yani daha önce sorulmuştu. İzmir'den Velat Uyuklular. Bu savaştan sonra Müslümanların sevineceği. Yani Rum suresindeki olayı soruyor zannedersin. Bu tamamını bir oku bakalım. Tamam, tamamını okuyayım. Selamünaleyküm. Bedir öncesi Rumlarla Perslerin savaşı ve bu savaştan sonra Müslümanların sevineceği hususu da olmamış bir olaydı. Fakat Allah bu olayı önceden haber verdi. Yani olmayan yaşanacak şeyi bildi ve bildirdi. Bu mevzuyu nasıl açıklamamız gerekiyor? İmtihan gereği olarak yapılabilir diyorsunuz. Bu ayetlerin imtihan gereği olduğunun Kur'an'da bir delili var mıdır? Yoksa imtihan olduğu sizin yorumunuz mu? Bu kim yazıyor bunu? İzmir'den bir kişi. Ya bu arkadaş bu konuyu bilmeyecek bir şeyde yapısal bir insan Velat değil. Büyüklüer. Evet, yani neyse ama söyleyelim. Ne yapalım? Çünkü madem sorulmuş, Allahü Teala bize ne diyor? Bakara suresinin 155. ayetinde Estağfirullah. Velev nebluvennekum. Sizi kesinlikle zor bir imtihandan geçireceğiz. Bir şey imnel havf, biraz korku, velcu, açlık ve naksı minel envali vel enfusi ve semerat. Mal noksanlığı, can noksanlığı ve gelir noksanlığı. Ve beşiri sabirin diyor. Sabredenleri müjdele. Yine bir başka ayette ve nebluukum bil şerri vel hayr. Bu hangi yerdeydi şu anda? Bakayım bir. Evet. Yani bırakın bir şeyler var hayır bir dakika bakayım hiç mi çıkar o ayet. Heh. Şimdi kullu nefsini de mevta Enbiya suresindeymiş. 21. sure 35. ayet diyor ki Allahü Teala kullu nefsin zaikatul maut her ölüm şey her can ölümü tadacaktır ve nebluukum biz sizi imtihandan geçiriyoruz bi şerri vel hayri fitne hem şer hem şer hem hayra fitne olmak üzere fitne ne demek fitne bir kuyumcu potası içerisinde şeyin altın eriyor onun karışığıyla safı birbirinden ayrılıyor. Yani sizin de Allah rızası için davrananlarla dünyayı ahireti tercih edenler ayırmak için bunu yapacağız diyor. Dolayısıyla Müslümanların bunu yapacağız dediğinize göre ne demek? Önümüze bir takım imkanlar da çıkacak, bir takım sıkıntılar da çıkacak. Bu Cenab-ı Hakk'ın önceden belirlediğidir. İşte Müslümanlara Bedir'de zafer vereceğini önceden bildiriyor ve bir umut da veriyor Mekke'nin o sıkıntısı içerisinde. Bizde de olur, bize rüyalarda bu umutları buluruz. Bazen çok sıkışık olduğumuz zaman Cenab-ı Hak rüyayla bize umut verir. Şimdi peki Müslümanlar Bedir'de zafer kazandılar. İmtihanı kazandılar mı? Yok. Niye? Allahü Teala ne dedi? Turidun arada dünya vallahu yuridul ahiret. Siz dünya malı istiyordunuz, Allah ahiret istiyor. Levla kitabu min Allah sebeqa lemessekum fi ma khaftum azabun azim. Eğer daha önceden Allah'ın size böyle bir zafer sözü olup da bunu kitaba yazmış olması ki işte Rum suresinde var. Böyle bir şey olmasaydı aldığınız esirlerden dolayı acıklı bir azaba çarptırılacaktınız diyor. Yani bunun kapalı tarafı ne ki? Burada mesele hani size her zaman söylüyorum bu bir bilgi imtihanı değil. Bilgi imtihanı olsa hocalar bir numaralı kazançlı çıkarlar. Ama bu bir samimiyet imtihanı olduğu için işte maalesef en çok kaybedenler hocalar oluyor. Yani benim dediğim gibi olsun, Allah'ın dediğin gibi olmasın diyenler kaybediyor. Haşa. İşte burada siz herhangi bir şeyi, mesela dün bir arkadaş birisi şey yapmış, e-mail çekmiş, işte böyle yaptığın için etrafında kimse kalmıyor. Yunus Aleyhisselam'ın etrafında hiç kimse yoktu. Ne oldu ki yani? Bu yola giriyorsanız yalnız Allah rızasını düşünmeniz lazım. Yoksa git başka şey yap. Dün talebelere söyledim, bizim talebeler geldi bazı şeyler sordular. Dedim ki bak din hizmeti yapacaksanız Allah rızasına kilitlenin. Allah rızasına kilitlenmiyorsanız gidin
Çöpçülük yapın, bundan 1000 defa daha hayırlı olur. Çünkü o hiç olmazsa kimseyi saptırmazsınız. Evet. Toplumda kader konusuna yaklaşımla alakalı sorular var. İbrahim Kar İstanbul'dan soruyor. Hocam, bazılarını Allah'ın bilmemesi konusunu anlattığımızda diyorlar ki Allah bilir ya da bilmez, bu bizi ilgilendirmez. Biz sadece ne yapmamız gerektiğine bakarız diyorlar. Bu düşüncenin sakıncalarından bahsedebilir misiniz? Bir de başka bir salondan bir soru var yine kader konusunda bir düşünceyle alakalı. Geleneksel kaderciliğe karşı geliştirilen Allah biliyor ama müdahale etmiyor söylemini, yani böyle bir ara formülü nasıl anlıyorsunuz? Yani Allah biliyor ama müdahale etmiyor söylemiyle Allah insanın ne yapacağını yazmıştır söylemi aynı anlama gelir mi? Tabii şimdi zaten işte Maturidi, Eş'ari, Cebriye diye ayırıyorlar. Sanki birbirinden farkı varmış gibi. Birisi diyor Allah ezelden yazmış. Birisi diyor ki biliyor ve irade etmiş. Allah bir şey irade etsin de olması mümkün değil diyorlar. Netice aynı. Yani sadece biliyor desen de olacak, bilmiyor, başka şimdi desen de olacak, değişen herhangi bir şey yok. Hepsi de birer cebriye noktasında birleşiyorlar. Şimdi Allah biliyor ama müdahale etmiyor sözü Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırıdır. %99 değil. İşte o kadar ayetler okuduk. Allah-u Teala'nın neden ayetlerine itimat edilmiyor da sağda solda şunun bunun laflarına itimat ediliyor? Şimdi insanlar kendi fıtratında asla kaderci değildir, hiç kimse. Onun için bakın en kaderci hocalar bile kürsüye çıkıp vaaz ettikleri zaman çalışın, kazanın, çalışmayan Allah bir şey vermez derler. Ya az önce söylediğin neydi? Çünkü orada fıtratları konuşur. Din fıtrat olduğu için Allah öyle tanımlıyor 30. surenin 30. ayetinde. Bu kader inancının kabul edilmesi imkansızdır. Ondan dolayı hiç kimse içine sindiremez, susar. Kafir demesinler diye susar. Peki kader inancı ne zaman zararı oluyor? Kader inancı insanları gevşetiyor. Başarılı oldukları zaman kendileri başarmış. Ama işler kötü gitti mi fatura Cenab-ı Hakk'a, hiç kendilerini suçlu görmüyorlar. Onun için dikkat ederseniz Müslümanlar hayatta bir başarı gösteremiyorlar. Çünkü ah dünyada tamam, ahirette tamam, zaten cennete gideceksem gide, her şey olacağına var, ah yat gitsin. Evet. Evet, sınıfı geçerse kendi geçer, kalırsa hoca bırakır. Evet, az önce Araf 142 ile alakalı soruyu ben Ali İbran olabilir diye düşünmüştüm. Hayır, Araf 142'ymiş. Araf 142. ayette Hz. Musa'ya verilen 30 günlük sürenin 40 güne çıkarılmasını nasıl anlamalıyız? Burada açtım ben. Ya bir. Evet, bu Araf 142'de ne diyor Cenab-ı Hak? Ve vaadna Musa 30 leyle. Musa ile 30 günlüğüne sözleştik diyor. Şimdi Allah için zaman var mıymış? Allah zaman üstü müymüş? Ya ben gerçekten bu insanlara hayret ediyorum. Ya sana ne kardeşim? Bir iki yok falanca felsefeci, filanca fizikçi şöyle demiş de peki bu fizikçinin teorisinin yanlış çıktığı zaman sen dinini mi değiştireceksin? Sana ne ondan? Sana ne? Allah zaman üstü. Nereden çıkarıyorsun? Kim söyledi sana? Haşa, sen Allah mısın ki Allah'la ilgili karar veriyorsun? Allah bilmiyor da sen biliyorsun, öyle mi? Diyorlar ki kızma. Kardeşim, buna nasıl kızmayacağım ya? Ya buna nasıl sinirlenilmez? Cenab-ı Hak kendisi için geçmiş zaman kipini kullanır. Şimdiki zamanı kullanır. Gelecek zamanı kullanır. Olumlusunu kullanır. Olumsuzunu kullanır. İşte burada ne demiş? Musa'yla 30 günlüğüne sözleştik. Allah'la ilgili bir şey ifade ediyor mu bu 30 gün? Ediyor değil mi? Ve etmemnâhe bi aşrin. Ona 10 gün daha, 10 günle tamamladık, 40'a çıkardık. Fetemme mikâtu rabbi. Rabbinin verdiği süre. Allah'ın verdiği süre Allah'la ilgili olmayacak, öyle mi?
40 leyleten 40 güne tamamlandı. Şu oldu 40 gün oldu. 40 gece oldu. Şimdi ne oldu şimdi? Hani Allahü Teala ezelden bu işi yapsaydı 30 günlüğüne değil baştan 40 günlüğüne olurdu değil mi? Saniyesi bile tutmak zorundaydı. Hani geçen hafta Fethullah Hoca'nın Kader Risalesi'nde vardı ya, Allah ezelden her şeyi yazmış, melekler de yazıyor, ahirette o iki defter karşılaştırılacakmış, %100 aynı olacakmış. Allah peki kendini kime ispat ediyor? İmtihanı Allah mı veriyor, biz mi veriyoruz? Haşa. O zaman onu imtihan eden bir başka tanrı olması lazım, haşa. Kim kendi aslına karşı kendini ispat etmek ister? Evet.